Şimdi adaya veda eden isimler oldu daha konsey olmadan. Bunlardan biri de Fatma'ydı. Fatma'nın adaya gelmesi, vedalaşması hem arkadaşlarını hem de bizleri biraz böyle içimizi burktu resmen. O anları bir izleyelim, ardından başlıyoruz. Zor bir şey. Hastanede geçirdiğim günler, yani dönmek istiyorsun tekrar o bench'te, o parkurda, o heyecanı şu an bir kere daha yaşamak için nelerimi vermezdim, her şeyimi verirdim. Çok mutsuzum. Böyle bir yarışmanın içinde olmak gerçekten inanılmaz bir şey. O kadar insanın içinden seçilip, o kadar insanın, milyonlarca insanın hayalinin arasından senin hayalinin gerçekleşip buraya gelmesi inanılmaz bir şey, inanılmaz bir duygu. İç tarafında ufacık bir kırık varmış ama dinlenmeyle falan geçer dediler yani. Üstüne basmadan dinlenmeyle geçer dediler. Ya şimdi biz ne desek boş. Buraya kadar. Ama senin sadece moralin iyi olsun, sağlığın yerinde olsun. Sağlığın daha önemli. Olur yani. Şimdi bizim ne desek ilk sağlık gelir. Cemal'i tanıdım. Onun gibi bir dost, kardeş tanıdığım için çok mutluyum. Yapabilirsin evet. Cancığım ama bazen işte oluyor, anladın mı? Zor. Biliyorum Fatoş. Bazen çok çok dip hissediyorum kendimi, anladın mı? Öyle hissettiğimizde oturuyorduk, konuşuyorduk, burada gidiyorduk, sahile onu yapıyorduk, bunu yapıyorduk. Şimdi tekim. Bilmiyorum, belki Gizem'le iyi anlaşabilirsin. Ona bir söz verdim ve o sözü tutacağım. Sonuna kadar, gidebildiğim yere kadar, gücümün yettiği yere kadar devam edeceğim. Fiziksel ve normal ada yaşantısı olarak kendime güveniyorum. Bir tek mentor olarak beni zorluyordu. Fatma da bu mental açıdan bana inanılmaz iyi geliyordu adada. Çok yapmacık geliyorlar bazen. İnanılmaz yapmacık geliyorlar. Yapmacık geliyorlar. İstemiyorum buran falan gelip benimle konuşmasını. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorum senden başka. Bir yerde kıskanacaklar seni. Seni demoralize etmeye çalışacaklar. Moralini bozmaya çalışacaklar. Çünkü gerçekten biz, onlar bilmiyorum, onlar hayatı daha farklı yaşadıkları için biraz bilmiyorum, bana duygusuz geliyorlar, anladın mı? Biz o kadar değiliz yani. Sen de kendini kapat. Adem. Aşkım Edirne. Kendine yemiş bir işte. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Gel gel. Fatoş'a da söyleme, herkesi sevmiyor. Canan söyleme, herkesi sevmiyor. Herkes de seni sevmez. Olsun ya. Neyse, çok geçmiş olsun. Evet. Dikkat et kendine. Evet. Aynen. Evet. Sen mevzuyu anladın. Evet, Fatma'ya da bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah o da bir gün masamızda konuk olur. Ondan Survivor'ın görmediğimiz yanlarını, özel anlarını alırız diyorum. O zaman hemen Damla, senle devam edeyim. Ne düşünüyorsun Fatma'nın vedasıyla ilgili? Ya tabii sakatlıkla oradan gitmek çok üzücü bir durum. Çünkü yani hepimiz ufak tefek sakatlıklar yaşadık ve hani o kadar fazla bağlanıyorsun ki oraya. İlk gittiğin günde hani belki 4 gün ya da bir hafta boyunca neden geldiğimi sorguluyorsun. Ama daha sonrasında bir hafta, iki hafta sonunda tamamen adalı oluyorsun ve herkese alışıyorsun. Artık aile gibi oluyorsun. Ne kadar ufak tefek problemler de yaşasan, yeri geldiğinde birbirini yazmak zorunda da kalsan, bir şekilde oradan kopmak istemiyorsun. Evet. Çünkü herkesin hayali. Yani bir sürü insan başvuruyor ve oradaki başvuran insanların içerisinden sen seçiliyorsun ve gidiyorsun ve özel hissediyorsun aslında. Çünkü ne zaman istesen bir daha oraya gidemeyeceksin. O yüzden de ben Fatma adına çok üzüldüm. Çünkü onun dediği gibi aslında ismim yazılsa, öyle eğlensem belki bir şekilde bunu kendi içinde yine üzülürdü ama tolere edebilirdi. Şu anda elinden gelmeyen sebeplerden ötürü sakatlıkla veda ediyor olması çok üzücü. Onu anlayabiliyorum ama sağlıktan öte bir şey yok tabii ki de. O yüzden şu an aslında bizim düşündüğümüz ve dün de konuştuğumuz konu Cemalcan'ın psikolojik durumuydu. Psikolojisi acaba etkilenir mi, çok kötü olur mu diye. Şimdi uzun bir süredir, yani 4-5 gündür falan Fatma olmadan Cemalcan'ı izliyoruz ama baktığımızda da ben onun psikolojisinin çok etkilendiğini düşünmüyorum. Evet, geldiğinde bir vedalaşmada ister istemez insanın içinde bir burukluk olur. Fakat o an yaşıyorsun.
Belki bir gün sabah kalktığında tekrar oyuna gittiğinde o adrenalinle beraber oyuna kendini kaptırıyorsun ve Survivor'ın atmosferini tekrardan yaşamaya devam ediyorsun. O yüzden Cemalcan'ın da bu durumda ben çok etkileneceğini düşünmüyorum. Öyle de olur. Evet ama şey falan diyordu Cemalcan mesela. Artık adada tekim diyordu. Yani biraz şeyin gidişi, Fatma'nın gidişi, İhsan'ın tabiriyle Fatoş'un gidişi bence Cemalcan'ı etkilemiş. Sen ne diyorsun İhsan? Vallahi ben çok az yarışmasına rağmen ne bileyim şu görüntüleri izledikten sonra dün akşam da öyle anlattıkları, ağlamaları falan bana çok geçti. Böyle çok etkilendim. Yani ne kadar değerli bir şey olduğunu bize yani hissettirdi. Biz biliyoruz ama mesela bilemeyen olabilir veya farklı düşünen olabilir. Yani ne kadar zor da olsa, dünyanın en zor yarışması da olsa bir sürü insanın arasından seçilip orada yarışma fırsatı bulmak az da olsa ondan sonra onun elinden alınması yani nasıl üzmüş bir insanı onu görüyoruz. Çok çok gerçek bir VTR'ydi benim için. Duygulandım açıkçası. Peki bir şey soracağım Seba. Şimdi Cemalcan'la Fatma'nın arasında çok kısa zamanda güzel bir arkadaşlık olmuş. Hani Cemalcan ona tutunuyor, Fatma ona tutunuyor ama bugüne kadar Survivor'da hep şunu gördük. Ne zaman ki bir yarışmacı yanındaki beraber olduğu ya da beraber yürüdüğü kişi gitse hep bir daha kuvvetlendi. Çünkü iki kişi demek sohbet demek, dedikodu demek. İki kişi demek bir şekilde ne derler? Üzerindeki gücün dağılması demek, insanların sana bir grup olarak bakması demek falan. Şu an sanki Cemalcan bireysel olursa biraz daha rahat ilerler mi? Yani hedefi çünkü böyle oluyor. Arkadaşını korumak, arkadaşına sahip çıkmaktan çok diyorsun ki oyun alayım, Survivor'da daha ileri gideyim. Artık tekim, güvenebilecek tek kişi var o da kendim. Onun için kimseye güvenmem gibi bir şeyle daha rahat gidersin sanki gibi geliyor bana. Ben Cemalcan'ın çok güçlü bir psikolojiye sahip olduğunu düşünüyorum. Her yeri yerinde yaptığını düşünüyorum. Yani oyunun hakkını şey. Verdiğini, işte adadaki arkadaşlarıyla olan bütün realitelerinde, röportajlara dahil her şeyin hakkını verdiğini düşünüyorum bir kere. Burada da arkadaşlığının da hakkını verdiğini gösteriyor aslında Cemalcan. Ha ne olurdu eğer Fatma gitmeseydi ki Fatma'nın da bununla ilgili yorumları var. Burak'ı görmek istemediğini söyledi mesela. Herkesin yalandan konuştuğunu ya da üzüldüğünü düşünüyor. Diğerlerinin samimi olmadığını düşünüyor ve kalırsa çok fazla baskı yiyeceğini, çok sıkıntı çekeceğini düşünüyor. Haklı olabilir bilemeyiz. Ben öyle bir enerji hissetmedim. Yani o kadar da takım ona karşı cephe almamıştı ama eğer kalsaydı bile Cemalcan'ı herhangi bir arkadaş ya da dostluk yolundan çeviremez bence. Çünkü hakikaten psikolojik olarak da çok güçlü, performans olarak da çok güçlü bir yarışmacı. Ama şu bir gerçek ki artık buradaki Cemalcan'ın en uzak olduğu kişi bile Fatma'dan artık Cemalcan'a daha yakın. Çünkü Fatma'nın evet. Survivor hayatı bitti. O yüzden buradaki herkesle daha çok şey paylaşmak, daha iyi geçinmek zorunda diyelim.